Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki İzmir yarışlarının tahminlerini vereceğim sizlere. Yalnız ondan önce bugünkü İzmir yarışlarıyla ilgili sonuçları bir yorumlayalım size. Dün çok küçük bir kupon verdim. 2 lira 80 kuruş yani 3 lira bile olmayan bir kupon verdim ve verdiğim kupon yakaladı. Misli yakalayan bir sürü arkadaşımız olmuş. 30 misli, 20 misli, 20 misli. Hepsi güzel bir cep harçlığı almış oldular. Açıkçası altın az verdi. 25 lira gibi bir para verdi. Son ayakta 5-6'a dönermiştik. Ters bir at gelseydi 100 liraya kadar gidebilirdi. Ama favori geldi. Sungurlu Plasiat geldi. Sonuçta bana göre yine de az verdi ama yakalayan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. İlk ayakta 1-2-3-5 önerdik. 5 numara Onur geldi. Bizi mahcup etmedi. İkinci ayakta Toros Dağı'nı banko olarak verdik. Yarışın gidişatının Toros Dağı'na yarayacağını söyledik. Nihayetinde Abdülhan'ın sahipleri Tualp'i Torus Dağı'nın üzerine yolladılar. Onu yorup sonlarda Abdülhan'ın Torus Dağı'nı mağlup etmesi için. Ama Tualp'in gücü yetmedi Torus Dağı'nı yıpratmaya ve tekrar cevap vererek Abdülhan'a yarışı kazandı. Beyaz Kule'nin daha rahat kazanmasını bekliyordum. Biraz bu apranti biraz panik yaptı. Çok fazla teşvik edemedi ama yine de kazandı. Onu da banko vermiştik. İpek Kız Kaliente 2-3 arasında geçer dedik. Yarış 400'den sonra başlar dedik. Aynı dediğimiz gibi yarış 2-3 bitti. 5. ayakta 2 numara yine Baydöker Banko dedik. O da rahat kazandı. Son ayakta da 5 at önerdik. Önerdiğimiz 5 atın 4'ü, ilk 4'ü tamamladı ve nihayet şanssızlığımızı kırdık. Uzun zamandır istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Bu da en azından bizlere moral oldu arkadaşlar. Şimdi yarınki İzmir yarışlarını vereceğiz. İzmir yarışlarında çok geniş bir altılı vermeyeceğim. Elimden geldiğince yine küçük bir altılı vermeye çalışacağım. Birinci koşudan 6.30'da şartlı üst dişilere ait 1200 metre kum pistte bir yarış. 2 numara She Is My Baby ve 3 numara Burning Rose ekürleri yarın büyük ihtimalle büyük favori çıkacaklardır. Her ikisi de mesafe avantajı var ama 1 numara Ice Ball'dan çok etkili bir yarış bekliyorum. Düzlükte çok sert gelmesini bekliyorum 1 numara Ice Ball'un. Bu aprantiyi beğeniyorum. Bekir Mert Mırık güzel koşacağını tahmin ediyorum. Yine son yarışına bir anlam veremediğim 8 numara Winner Dancer. O da etkili olabilir. Tabii ki ekürleri de yazacağız. She's My Baby, Burning Rose ekürlerini. Ve son at olarak da 4 numara Derin Damla'yı geniş kuponlar için öneriyorum. Sıralamam 1, 8, 2 ve 4 arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 1400 metre kum pistte dişilere ait 4 yaşlı Arapların yarışı. Maalesef burada çok göze çarpan bir at yok. Vasat atlar bir arada. Her türlü sonucu açık bir yarış. 9 numara şanslı ayak ilk kez koşmayacak olsaydı belki bunlardan biraz daha üstün görünüyor ama o da ilk kez koşacak. Acaba starttan iyi çıkar mı, iyi koşar mı? O yüzden buraya hiç riske girmeden hepsini sizlere tavsiye ediyorum. Burayı hepsi yazıp geçelim arkadaşlar. Günün bir sonraki yarışı 2100 metre kum pistte şartlı 3 bir yarış. 4 ve yukarı İngilizlerin. Son yarışını kazanan Big Dadaş yine çok şanslı. Mutlaka kuponlarda bulması gerekir. Yalnız bu 2 numaralı Urla zamanı yarın kovalayacak at yok. Tempoyu kurup önde rahatsız edilmediği zaman bu at çok ters yarışlar yapabilir. Yani Big Dadaş'ı yarın mağlup edebilir. Yarın büyük ihtimalle de sürpriz çıkar bu 2 numaralı Urla zamanı. Mutlaka yazalım. Bir de 239 gün arasına rağmen 4 numara Rego starttan iyi çıkarsa çok kaliteli bir attır. O atı da yazalım. Çünkü kalite kalitedir. Ne kadar arada vermiş olsa hazırlıklar fena görünmüyor. 4 numara Rejo'yu da yazarak burayı geçelim arkadaşlar. Sıralamam 1, 2, 4. 4. aya geldiğimizde 2 numaralı Kızılhan 7 gün önce grup yarış koştu. Bu gruptan üstün bir at, inatçı bir at. Muhtemelen numarayı alacaktır. Ve rakiplerinle mücadeleyi sürdürüp düz potayı önde geçecektir. Yanına at önermeyeceğim. Banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. ayağına geldiğimizde kardeş canım yarın büyük favori çıkacağını düşünüyorum. Özcan Yıldırım'la ama yarın için Charlo'dan çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu Charlo yarın muhtemelen kardeş can kaçacak. Charlo da mutlaka ona yapışacaktır. Çok iri, güzel bir fiziği var 3 numara Charlo'nun. Kardeş canın da biraz son yarışından yıprandığını düşünüyorum. Aynı yarışta koştular ama kardeş can o gün için baş hükümdarı geçmek için çok efor sarf etti. İkinciliği de kaybetti bu yüzden. Yarın da sanki etkileneceği kanaatindeyim. Charlo'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. Mutlaka bu iki atı yazalım. Kardeşim ve Charlo'yu. Eğer bu iki at önde
birbirleriyle sert mücadeleye girerlerse sonlarda 4 numara Tumbulağan bunları avlayabilir. O yüzden burayı 2-3-4 şeklinde ayırt etmeden 3'ünü yazalım arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde 3 numaralı My Royal Sun'ın gördüğü yarışlar sonrasında bu grubu geçmesini bekliyorum. Startı 1, çıktığı gibi starttan beraber numarayı alacaktır. 1 numara Wait For It haricinde diğer atlar zaten zayıf kalır bu atın yanında. Wait For It'e de direnecektir. My Royal Sun'ı banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu da günün ikinci bankosudur sizlere. Kanalımızda son dönemlerde biraz YouTube'da sürekli yayın yapmadığımızdan kaynaklanıyor herhalde. Biraz izlenmelerimiz düştü arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı sürdürürseniz, videolarımızı izlerseniz memnun oluruz. Bunun yanında WhatsApp grubumuza dahil olmak için 0545 625 5093 numaralı telefona mesaj atabilirsiniz veyahut da arayabilirsiniz. Benden bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın için herkese bol şanslar diliyorum. Bugünkü verdiğimiz misli kuponu yakalayan arkadaşlara tekrar hayırlı olsun diliyorum. Umarım başarılarımız devam edecektir. Hoşça kalın. İyi akşamlar.